Tam İlmihal Seâdet-i Ebediyye Hadikada diyor ki Tatarhaniye Fetva kitabında başkalarını hicveden ve fuhş içki anlatan ve şehveti harekete getiren şiirleri teğanni ile yani ses dalgalarıyla okumak her dinde haramdır. Harama sebep olan şeyler de haram olur demektedir. Böyle kat'î haram olana güzel okudun diyen kafir olur. Zina, riba, riya ve şarap içmek gibi haramlar içinde böyledir. Vaaz, hikmet, nasihat, güzel ahlak bildiren şiir ve ilahileri teganni ile okumak caizdir. Devamlı böyle vakit geçirmek mekruh olur. Tarikatçıların camilerde, tekkelerde, ilahi zikr, tesbih okuyarak nefslerin şehvetlerini tahrik etmeleri daha büyük haramdır. Böyle olduğu kat'î olarak bilinen toplantılara gitmemelidir. Böyle yerler ibadet yeri olmaktan çıkmış fısk meclisi olmuştur. Kur'an-ı Kerim'i zikri, duayı, ezanı teganni ile okumak söz birliğiyle haramdır. Teganni harfleri kelimeleri değiştirmekte, de, manayı bozmaktadır. Bunları kast ile bile bile değiştirmek haram olur. Kur'an-ı Kerim'i zikri ve ilahileri manayı bozmayacak güzel ses ile okumak müstehaptır. Bu da tecvide göre okumakla olur. Bunun kalbe, ruha tesiri çok olur. Güzel ses ile okumak demek, name yapmak, çene oynatmak değil. Allah korkusuyla okumaktır. Fasıklar, kötü kimseler ve ehli kitap gibi teganni yaparak hazin okumak ve bunu dinlemek hadisi i şerif ile men olundu. Elhan ile yani musikiye uyarak tecvidi bozmak bidat ve dinlemesi de büyük günahtır. Çalgı olarak yalnız kadınların düğünlerde def çalması caizdir. Fakat erkek kadın bir arada bulunmamalıdır harpte haç yolunda ve askerlikte davul ve benzeri aletleri çalmak caizdir